Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem sonrasında yapımına başlanan 5 hastaneyle kentteki yatak kapasitesi 1,5 kat artacak. Yaşanan felakette hasar gören hastanelerin yenilenmesi ve eksiklik bulunan bölgelerdeki sağlık standartlarının artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapımı için çalışma başlatıldı. Ferhuş Sağlık Kompleksi, Nurhak ve Türkoğlu Acil Durum Hastaneleri ile Merkez Acil Durum Hastanesi'nin inşası için temeller atılırken, Önsen bölgesinde yapılacak 1000 yataklı şehir hastanesi için de ihale çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelere kazandırılan yeni sağlık kompleksleriyle Kahramanmaraş'ın hastane kapasitesine 2000'in üzerinde yatak ilavesi olması planlanıyor. Afetlere karşı dayanıklı ve modern olarak tasarlanan tesislerle sağlık altyapısının güçlendirilmesi de hedefleniyor. TBMM, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Ferhuş Sağlık Kompleksini ziyareti sonrasında hastanelerle ilgili bilgi verdi. Deprem öncesi dönemdeki hastane yatak kapasitemizin de il genelinde 1717 fazla bir yatakla inşallah Kahramanmaraş'ımıza, vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak. Çelik konstrüksiyonla ilgili imalat da şu anda hızla devam ediyor. Orada bir %65'lik bir düzeye geldiğimizi özellikle çelik konstrüksiyon imalatıyla ilgili olarak söylüyorum. Geri kalan 1750 fore kazığın çakılması sonrası da tıpkı burada olduğu gibi artık çelik konstrüksiyonun montajları gerçekleştirilecek. İkinci projemiz de o. Merkez için söylüyorum. Üçüncü projemiz de bizim Önsen'de 1000 yataklı şehir hastanemiz. Şehir hastanemizin de proje çalışmaları bitme aşamasına geldi. İnşallah ondan sonra da yapımıyla ilgili ihale gerçekleştirilecek. Türkoğlu'nda 120 yataklı bir hastanemiz var. Onun imalatı, yapımı biraz daha hızlı ilerliyor. Orada da %70'lere gelindi ve inşallah Nisan ayı sonu gibi oranın vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. 120 yatak ve çelik konstrüksiyon, ağır çelik konstrüksiyon ve güzel bir hastane olacak ve Türkoğlu'muz da o hastaneyi dört gözle bekliyor. Bizim dördüncü projemiz de o. Beşinci projemiz Nurhak'taki yine ağır çelik konstrüksiyon. Bunların ihaleleri de aşağı yukarı birbirlerine yakın tarihlerde yapıldı. Ve orada da 50 yataklı bir hastane. İki gün önce de biz Nurhak'taydık. Orada da o hastanenin hızla ilerlediğini orada da gözlemledik. İnşallah o hastanede de gerçekleşme oranı özellikle %65'ler düzeyinde. Kısa sürede onların da tamamlanmasıyla Nurhak'ımız da o hak ettiği güzel hastaneye kavuşmuş olacak. Hastane konusunda Allah'ın izniyle biz artık vatandaşımıza 2024 yılı ki Türkiye yüzyılının başlangıcı olmuş oldu.